Futbolun hikayelerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Özdemir ve bugün sizlere yine bir futbolcu hikayesi anlatacağım. Geriye dönüp baktığımızda bir Türk futbolcunun hikayesini yapmayalı uzun süre olmuş ve biz de dedik ki bundan sonra kanalımızda Türk futbolculara daha fazla yer verelim ve sizlere anlatalım. Ve bu videoya da Cenk Tosun'la başlayalım. Cenk Tosun son zamanlarda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de adını sıkça duyduğumuz, popülaritesi gittikçe artan bir futbolcu ve biz de onun merak edilenlerini sizler için araştırdık ve bir video yaptık. Videomuza geçmeden önce de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki hep birlikte büyüyelim. Daha fazla futbol severe ulaşalım. Şimdi gelin Cenk Tosun'un hikayesini izleyelim. Kiminin hikayesi vatanında, kimininki ise daha küçük yaşta ayrı düştüğü vatanından binlerce kilometre uzakta başlar. Cenk Tosun'un hikayesi de babası Şenol Tosun'un 15 yaşında Türkiye'den kalkıp Almanya'ya gitmesiyle binlerce kilometre uzakta, gurbet ellerde başlıyor. Almanya'da işçi olarak yaşamını sürdüren babasının yanına giden Şenol Tosun, burada Frankfurt Havaalanı'nda çalışmaya başlamış ve 20'li yaşlarına geldiğinde tıpkı kendi ailesi gibi gurbetçi bir ailenin kızına vurularak anne Selma Tosun'la dünya evine girmiş. Frankfurt'a 70 kilometre uzaklıktaki Wetzlar'da yaşayan çiftin ilk çocuğu abla Ayşen Tosun olurken 7 Haziran 1991'de Cenk dünyaya gelir. Baba Tosun, kendisinin ekmek kavgasından fırsat bulup da peşinden gidemediği futbolculuk hayalini oğlu Cenk için yeniden canlandırır. Ve henüz 3 yaşındayken onu elinden tuttuğu gibi Ranheim 07 takımının antrenman tesislerine götürerek "Bir bakın benim şu oğlana" der. Kulüp yetkilileri bu talebe bir süre sırt çevirseler de baba Tosun'un ısrarı Cenk'in yeşil sahaya adımlarını atmasıyla son bulur. Minik Cenk sahada harikalar yaratmasa da yeteneğini belli eder ve takım yetkililerine kendini beğendirmeyi başarır. 5 yaşına geldiğinde bölgenin büyük kulüplerinden Eintracht Frankfurt'un altyapısına girer ve dile kolay 14 yıl boyunca, yani 5 yaşından 19 yaşına kadar bu takımda gelişimini ve mücadelesini sürdürür. Geçen bu 14 yıl boyunca evine tam 40 kilometre uzaklıktaki antrenman tesislerine onu götürüp getiren babası hayaline adım adım yaklaşmaktadır. Cenk o yılları "Akşam yatağa futbol ayakkabılarımla giderdim. Sabah yataktan kalkar kalkmaz topla oynamaya başlar, arada illa evde bir şeyler kırar dökerdim. Annem bu yüzden bana çok kızar, topumu alıp saklardı. Ben de o zaman ya çorabımdan ya da kağıttan toplar yapar, onlarla oynamaya devam ederdim" sözleriyle anlatıyor. Futbola bu denli bağlı olan Cenk için kuşkusuz bir idol gerekliydi. Birini örnek almak ona başarıya giden yolda profesyonel bir rehber edinmiş gibi faydalı olabilirdi. Ve bu eksikliği Batistuta kasetleri izleyerek giderdi. Baba oğul Arjantinli golcüye hayranlardı ve onun sahada topla yaptığı her şeyden dersler çıkarmak için çaba harcıyorlardı. Fakat baba Şenol Tosun bunu da yeterli görmedi. Bir gün Cenk'e "Neden hep sağ ayakla vuruyorsun?" diye sordu ve bir süre sağ ayakla topa vurmamasını istedi. Haklıydı. Kafasını ve sol ayağını da kullanabilirse bu Cenk için çok büyük bir artı olacaktı. Oldu da. Cenk babasının gösterdiği bu yolda sol ayağı ve kafa vuruşlarını geliştirmeyi başardı. Başarılı oyuncu bu gelişim sürecine dair futbol zekası ve oyun görüşü olarak 1991'li oyunculardan biraz daha ileride olduğumu düşünüyordu. Fiziksel olarak da önlerindeydim. Kendimden büyüklerle oynadığım maçlarda hiçbir dezavantaj yaşamadım. Hatta onların arasında oynarken bile sivriliyordum şeklinde konuşuyor. Altyapıdan arkadaşlarıyla Eintracht Frankfurt'un Bundesliga maçlarında top toplayıcılık yapan hırslı Türk Cenk'in 90 dakika boyunca tek amacı futbolcuları yakından izlemek ve onlardan bir şeyler kapmaktı. Ne maçı olursa izliyordu. 2006 yılında Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarını cezası nedeniyle Frankfurt'ta oynayacağını duyduğunda sevinçten adeta havalara uçtu. Üstelik sahanın hemen kenarında olacaktı. Frankfurt'ta oynanan ve milli takımın Moldova'yı 5-0 yendiği maçta top toplayıcılar arasında yer aldı. Maç esnasında bir gazeteciye yaklaşıp "Abi, milli takım maç oynarken benim fotoğrafımı da çeker misin? Çünkü bir gün o ay yıldızı formayı ben de taşıyacağım. Son gücümle terleteceğim" dedi. Bu sözü o gazetecinin ilgisini çekti mi bilinmez ama Frankfurt altyapısındaki performansının Alman milli takım gözcülerinin dikkatini çektiği kesindi.
Eyalet Karmaları turnuvasını yaptıklarından sonra Alman milli takımından resmen davet aldı. Türkiye henüz onu görmemişti ve bu sebeple Almanlardan gelen teklife sırt çevirmedi. Doğduğu ülkenin alt yaş kategorilerinde ter dökmeye başladı. 2007-2008 sezonunda, yani daha 16 yaşındayken Frankfurt'un U19 takımı ile idmanlara çıkmaya başladı ve ligin son iki maçında dakika almayı da başardı. Sonraki sezonsa 26 maçın çoğu 90 dakika olmak üzere 25'inde forma giydi. 9. olsalar da 25 maçta attığı 11 golle takımın en golcü ismi oldu. 2010 yılında Almanya U20 milli takım formasını da giymeye başladı ve çıktığı 3 maçta 1 gol kaydederek Ümit milli takımına kadar yükseldi. Bu forma altında çıktığı ilk maçta İngiltere U21'e penaltıdan 1 gol attı. Çıktığı yolda emin adımlarla yürüyordu. Kulübü Eintracht Frankfurt'ta bu yolun başarıya çıkacağını anlamış olmalı ki Cenk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fakat Cenk, dizinden sakatlanma şanssızlığı yaşayınca uzunca bir süre futbol oynayamadı. Hasreti bitiren maç ise Wolfsburg maçı oldu. Kırmızı beyazlı takımın o zamanki teknik direktörü Friedhelm Funkel, yeşil beyazlı rakipleri karşısında son 15 dakikada Cenk Tosun'a şans tanıdı. Bu, Almanların tabiriyle her iki ayağını da kullanabilen, top tekniği çok yüksek, takım arkadaşlarını paslarıyla pozisyona sokan, ceza sahası içinde doğru kararlar vererek uygulayan ve en büyük özelliği mücadeleden yılmamak olan golcü Cenk'in Bundesliga'daki ilk ve tek maçı oldu. 1,5 sezon boyunca başka bir maçta forma şansı bulamayınca valizini topladı ve şansını bir de ana vatanında deneme kararı aldı. İlk talibi de Galatasaray oldu. Ön anlaşma hazırladı, ancak sarı kırmızılılar 550 bin euroyu bulan transfer maliyeti sebebiyle son anda imzadan vazgeçti. Bundan birkaç gün sonra ise Tosun ailesinin ve Alman kulübünün kapısını birkaç Türk takımı daha çaldı ve Cenk bunlardan birisine evet diyecekti. Kayserispor daha yüksek teklifi yapan taraftı ama Cenk'in yeni adresi o dönem Tolunay Kafkas'ın başında olduğu Gaziantepspor oldu. Frankfurt'un istediği 550 bin euroluk bonservis bedelini ödeyen Gaziantep iyi bir forvete kavuşmuştu. Cenk de sonunda ana vatanına geri dönmüştü. Gaziantepspor'un Galatasaray'ı elediği Türkiye Kupası'nda 3-2'lik maçta tüm gözler ilk kez forma giyen Cenk Tosun'un üzerine odaklandı. Ceza sahasında Cenk vurdu, top dışarı gitti. Yalnız enteresan bir oyuncu Cenk. Enteresan da iyi bir oyuncu. Cenk ilk kez forma giydi, bu maçta 2 gol attı ve göz doldurdu. Cenk Tosun ilk maçında da Galatasaray'ı yıkan golün asistini kaydetti. ...2011 yılında kariyeri adına bir karar verdi. Bu karar, ülkesi Türkiye açısından da önemli bir karardı. Gönlünde hep ay yıldızı forma yatan Cenk, Alman milli takımın hocası Joachim Löw'ün adını aday kadrosuna yazmasına rağmen Türk milli takımından gelen daveti kabul etti. Cenk Tosun, milli takıma gitme sebebini de şu sözlerle anlatıyor. Joachim Löw bir röportajında Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan bu takımın gelecekleri demişti. İlkay'ı ve beni Almanya A milli takımına U21'den alınacak ilk oyuncular olarak görüyordu. Ama Türkiye'den teklif geldikten sonra benim için Almanya defteri kapandı. Seremonide İstiklal Marşımızı dinlemek, Türk bayrağını görmek varken elbette vatanımı seçecektim. ...29 Mart 2011'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı Avusturya maçında ilk kez kadroya çağrılsa da forma şansı bulamadı. 15 Ekim 2013 tarihinde Hollanda ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A milli takım formasını giydi. Millide olan Cenk, Gaziantepspor'da yıllar geçtikçe daha da parladı. Gazi şehrin ekibiyle 109 maça çıkıp 39 gol kaydetti. Cenk'in bir de çocukluk hayali vardı. Küçüklüğünden beri hangi takımlısın diye sorulduğunda Beşiktaş derdi Cenk. Hayali de siyah beyaz formayı giymekti. 2014 yılına gelindiğinde ara transfer döneminde birçok takımla haberi çıktı. İşlerinde sevdalı olduğu Beşiktaş da vardı. Beşiktaş seni istiyor dediklerinde düşünmeyip hemen gelirim cevabını verdi. 2 Şubat 2014'te Beşiktaş'ta imzalamıştı
ancak sezon sonuna kadar Gaziantep'te kaldı. Beşiktaş'a gitmek için alacağı çoğu şeyden vazgeçen Cenk, büyük fedakarlıklarla hayallerine giden yolda koştu ve sonunda Beşiktaş'taydı. Cenk'in Beşiktaş'ta ilk lig serüveni 30 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu maçıyla başladı ve takımın tek golünü atarak 1-0'lık galibiyeti getirdi. Aralık ayında Avrupa arenasındaki ilk golünü Tottenham'a attı. İlk sezonu 28 maçta 9 gol atarak tamamladı ve herkes ondan memnundu. Gelecek sezon formasını giyerek hayallerini gerçekleştirdiği Beşiktaş'ta lig şampiyonluğuna uzanan bir serüvene imza atacak olan Cenk, kiralık olarak forma giyen Alman milli takımın oyuncusu Mario Gomez'in yedeği olsa da toplamda 43 maça çıktı ve 17 gol kaydetti. Sezon sonunda Gomez'in gidecek olması Beşiktaş camiasında yerini kim dolduracak, Cenk yeterli olacak mı soruları sıkça sorulur olmuştu. Her ne kadar ligde şampiyon olsalar da Avrupa'da da başarı yakalamak isteyen Beşiktaş, Porto'dan Aboubakar'ı ve eski oyuncusu Dembaba'yı kiraladı. Fakat Cenk formayı almakta kararlıydı ve nitekim öyle de oldu. 33'ü ligde olmak üzere toplamda 47 maçta forma giyen Cenk Tosun 24 gol atmayı başardı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. olarak bitirdi fakat UEFA'da çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Avrupa arenasında Cenk'in attığı 4 gol akıllarda yer etti. Şampiyonlar Ligi'nde attığı tek gol, Benfica maçındaki muhteşem golesi, topun gelişine vurarak attığı o fantastik gol, Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçilmişti. Sezon sonu dönüp bakıldığında Cenk, takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu. Hayalleriyle yatıp kalktığı Beşiktaş camiası artık onun performansına, mücadele isteğine, attığı gollere ve gün geçtikçe kendini geliştirmesine hayranlıkla bakıyordu. Ligde gol krallığı yarışını son 2 hafta kaybetse de kalitesini herkese gösterdi. Gelecek sezon için planlamalar yapan Beşiktaş bu kez gözü kapalı 1. forvete Cenk Tosun'u yazmıştı bile. Sezon başladığında Cenk kalitesini göstermiş ve kendisine güvenenleri yüzüstü bırakmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 3 gol atmış ve attığı goller de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçilmişti. Artık sadece Türkiye basınında konuşulmuyor, Avrupa basınında da geniş yer buluyordu Cenk. Bugün attığı bu gollerin, bugünkü performansının altında aslında yıllar önce onu çalıştıran, her zaman destek olan babasının ve diğer aile bireylerinin emekleri çok büyük. Artık top ister Cenk'in sağ ayağına gelsin, ister sol ayağına gelsin, onun için bir zorluk ifade etmiyor. Çünkü o bunlara küçük yaşta alıştı. Bugüne kadar Cenk'i hiçbir şey çalışmaktan alıkoymadı. Her gün antrenmanlara erken gitti, ekstra çalışmalar yaptı ve gün geçtikçe performansının üstüne koydu. Babasının "bakın şu benim oğlana" diyerek futbola başlattığı Tosun Paşa, bugünlerde ise herkesin hafızasına kazınan attığı o muhteşem gollerle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Cenk'in hikayesi böyleydi arkadaşlar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada geçmiş videolarımıza da bakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi sizlerle birlikte daha fazla büyüyeceğiz ve daha büyük kitlelere ulaşacağız. Şimdilik futbolun hikayelerinden hoşçakalın.